Meslek sahibi olmak ister misiniz? Peki bunun bedava olmasını ister misiniz? Üstün derece okulları güvencesiyle Türkiye'nin yeni okulları Teknokent Koleji İskenderun'da. İlk listede İskenderun'u, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İskenderun'u bir aday görmediğimiz için çok büyük sıkıntılar yaşadık. Gerçekten dedik bir şeyler oluyor, bir oyunlar oynanıyor. İskenderun üvey evlat muamelesi görüyor. Ama doğru bulundu. İskenderun'da pırlanta gibi adaylarımız var. Çok iyi adaylarımız var. İnanıyoruz ki İskenderun'un esnafına, İskenderun'un turizm bölgesi olarak bir katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ben de eczacıyım. Yaklaşan bu seçim döneminde gerçekten çok kısa bir sürecimiz var. Ve ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik olarak girdiği bu çıkmazda aslında baktığımız zaman daha dar kapsamlı olarak sağlık, eğitim ve tarım. Bunlar çok önem verilmesi gereken ve aslında bir ülkeyi büyütebilecek üç ana konu. Biz üreterek, sağlıklı bireyleri eğiterek ancak güçlü bir ülke olabiliriz. Biz meclisteki aritmetiği değiştireceğiz. Bu ne demek? Biz iktidar olacağız. Bu kadar net konuşuyorum ve giderek artan bir trendle Sayın Muharrem İnce'yi ilk turda Cumhurbaşkanı yapacağız. Buna var mısınız? Bunda anlaştıysak, bunun peşinden gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın 301'i devirerek daha da yüksek sayılarla iktidara geleceğinizden en ufak bir endişeniz olmaz. Projelerimizin hepsini anlatırız, hepsini okursunuz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Asıl proje anlatmak değil, siz yaşamla yüz yüze gelen insanlarsınız. Sağlık alanında hastaların ne hale düştüğünü, o yoksul insanların, dezavantajlı grubun ne hale geldiğini en yakından görensiniz. Sorunları en yakından bilensiniz. Size sorun anlatmaya gelmedik, size çözümlerimizin adresini veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesi değil, bildirgeleri. Bir aydınlık pencere açmak istiyoruz. Bunun da bu ülkede her şeyin artık yokluğuna yeter diyoruz. Yeter artık. Tamam. Herkes bu ülkede mutsuz arkadaşlar. İşçi mutsuz, öğrenci mutsuz, esnaf mutsuz, öğretmen mutsuz, kadın mutsuz, genç mutsuz. Niye mutsuz? Çünkü umutsuz. Bizi umutsuz bıraktılar. Geleceğimiz her gün biraz daha fazla kararıyor. Her gün yanlış, yalan, işte gözümüzün içine baka baka olmayan şeyleri bu ülkenin insanlarına varmış gibi satıyoruz. Geldiğimiz nokta belli. Ekonomik konumda battık sayılır. Yani herkes bunu kendi içinde, kendi yaşamında hissediyor. Bütün mal varlıklarımız yok. Kendi ülkemizde kendi mallarımızın sahibi değiliz. Köprüler bizim değil, yollar bizim değil, otobanlar bizim değil, hastaneler bizim değil, tüneller, madenler, hatta ormanlarımız artık ağaçları kesilmek üzere satılıyor. Hiçbir şey bizim değil. Asarsan halka açılır. Akşamları hiç bir gün bir sofrada oturmadık. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu ama çok fazla kendi evinde, kendi şeylerinde. Başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. İkinizi de yakinen tanıyorum. Yani bu adamlar memlekette olması gereken adamlar diyebileceğim insanlarsınız. Şunu anladık. Sadece vatandaş anlamadık. Bu vekiller bir vatandaş değil mi? Sen, ben, hepimiz. Biz bu ülkede yaşamıyoruz Erol abi. Evet. Herkes gibi biz de anladık. Bu ülkede sorumsuzluk, halk safhada ve insanlar birbirine uzaklaştı. Evet. Yakınlaşması, birleşmesi, birlik olması, kardeş yaşaması gerekiyor. Ve bunları tesis edecek de biz öncülerin bu görev bizim. Biz de bu mutsuzuz. Bu ülkede bu tür sorunları yaşamaktan, halktan uzaklaşmaktan, iç içe olamamaktan biz de mutsuzuz. Emin olun, her şeyin bittiği noktada
yeniden filizlenecek, bir barış iklimini kuracak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet yürüyüşünde 30 gün boyunca tek bir olay dahi olmaksızın tüm o muhafazakar kesimden yürüyüşünde o barışı, o sevgiyi ülkeye taşıyacağız. O madencilerin 80-90'lı yıllardaki o yürüyüşündeki iddiayı ama aynı zamanda memlekete getirmiş oldukları huzuru bu ülkeye taşıyacağız. Buna emin olun. Muharrem İnce bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha 3-5 ay öncesinde belki bir genel başkanlık savaşı vermişti. Ama biz ülkenin taleplerini, ülkenin insanının isteklerini, özlemlerini dikkate alarak Sayın Muharrem İnce'yi halkın temsilcisi olabilecek düzeyde görerek Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Başkan. Mersin'e. İyi, çok selam söyle. Hayırlısıyla. Sağ olun, yolculuk olsun.